Selamun aleyküm kıymetli dostlar. Bugün sizlerle Muhiddin Arabi'nin Seceretül Kevn adlı eserinden şeytanın hilelerini anlatan bir hadis-i şerif aktarmak istiyorum. Bu hadis-i şerifte şeytanın insanı nasıl kandırdığını, insanı kandırmak için ne dolaplar çevirdiğini kendi ağzından dinleyeceğiz. Biz Müslümanlar olarak en büyük düşmanımız olan şeytanı unuttuk dostlar. Unuttuğumuz için şeytan şu anda her yerde at koşturuyor. Toplumumuzdaki tahribatı hepimiz görüyoruz ve yaşıyoruz. İbretle, ilgiyle dinleyeceğinize umuyorum. Başta şahsım olmak üzere faydalı olur inşallah. Ancak burada şeytanın bazı sözleri bana dokundu. Sizlere de dokunabilir. Ben seslendirdiğim için şimdiden sizlerden özür diliyorum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Şeytanın hileleri, şeytanın kandırmaları, kandırmacaları. Alemlerin Rabbi olan Allah'a sonsuz hamd olsun. Salat ve selam Efendimiz Emin Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme olsun. Sonra onun ak aline ve ashabının tümüne olsun. İbn Abbas radıyallahu anh hazretlerinden naklen Muaz bin Cebel rivayet ediyor, aktarıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraberdik. Ensardan birinin evinde toplanmıştık. Tam bir cemaat olmuştuk. Sohbete dalmıştık. Bu arada dışarıdan bir ses geldi. Ev sahibi, içeridekiler, eve girmem için bana izin verir misiniz? Benim sizden bir dileğim var. Görülecek bir işim var. Bunun üzerine herkes Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yüzüne bakmaya başladı. Orada ve her zaman büyük oydu. İzin ondan çıkacaktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz duruma vakıf oldu. Ve bu seslenen kimdir bilir misiniz? Buyurdu. Biz hep birden şöyle dedik. En iyi bilen Allah ve Resulüdür. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. O lain iblistir. O lanet olasıca iblistir. Yani şeytandır. Allah'ın laneti onun üzerine olsun. Buyurunca hemen Hazreti Ömer. Ya Resulallah bana izin verirseniz onu öldüreyim. Bana izin veriniz, onu öldüreyim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu izni vermedi. Şöyle buyurdu. Dur ya Ömer, bilmiyor musun ki ona belli bir vakte kadar mühlet verilmiştir, zaman tanınmıştır. Öldürmeyi bırak. Sonra şöyle buyurdu. Kapıyı ona açın gelsin. O buraya gelmek için emir almıştır. Diyeceklerini anlamaya çalışınız. Size anlatacaklarını iyi dinleyiniz, dedi sevgili Peygamberimiz. Bundan sonrasını ondan dinleyelim. Yani raviden. Yani bu olayı bizzat yaşayandan. Şöyle anlattım. Kapıyı ona açtılar. İçeri girdi ve bize göründü. Bir de baktı ki
şekli şu. Bir ihtiyar, şaşı, aynı zamanda köse. Çenesinde 6 veya 7 kadar kıl sallanıyor. At kılı gibi. Gözleri yukarı doğru açılmış. Kafası büyük bir fil kafası gibi. Dudakları da bir manda dudağına benziyordu. Sonra şöyle bir selam verdi. Selam sana ya Muhammed. Selam size ey cemaat-i Müslümin. Onun bu selamına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şu mukabelede bulundu. Şöyle cevap verdi. Selam Allah'ındır ya lain. Selam Allah'ındır ey lanet olasıca. Sonra ona şöyle buyurdu. Bir iş için geldiğini duydum. Nedir o iş? Şeytan şöyle anlattı. Benim buraya gelişim kendi arzumla olmadı. Mecburen geldim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sordu. Nedir o mecburiyet? Şeytan anlattı. İzzet sahibi Rabb'in katından bana bir melek geldi. Ve dedi ki, Allahu Teala sana emir veriyor. Muhammed'e gideceksin. Ama düşük ve zelil bir halde, tevazu ile ona gideceksin ve Adem oğullarını nasıl kandırdığını anlatacaksın. Onları nasıl aldattığını söyleyeceksin bir bir. Sonra o, sana ne sorarsa doğrusunu diyeceksin. Peygamber sana ne sorarsa doğrusunu söyleyeceksin. Sonra Allahu Teala buyurdu ki, söylediklerine bir yalan katarsan, doğruyu söylemezsen seni kül ederim. Rüzgar savurur, düşmanların önünde seni rüsvay ederim. Rezil rüsvay ederim. İşte böyle ya Muhammed. O emir üzerine sana geldim. Arzu ettiğini bana sor. Şayet bana sorduklarını doğru cevap vermezsem düşmanlarım benimle eğlenecek. Şu muhakkak ki düşmanlarımın eğlencesi olmaktan daha zor bir şey yoktur. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle sordu. Madem ki sözlerinde doğru olacaksın, o halde bana anlat. Halk arasında en çok sevmediğin kimdir? Şeytan şu cevabı verdi. Sensin ya Muhammed. Allah'ın yaratıkları arasında senden daha çok sevmediğim kimse yoktur. Sonra senin gibi kim olabilir ki? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sordu. Benden sonra en çok kimlere buğuzlusun, sevmezsin? Benden sonra en çok sevmediğin kimse kimdir diye sordu. Şeytan anlattı. Müttaki bir gence ki varlığını Allah yoluna vermiştir. Haramı ve helali dikkat eden gence ki varlığını Allah yoluna vermiştir. Bundan sonra sual cevap şeklinde, soru cevap şeklinde devam etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sordu. Şeytan anlattı. Sonra kimi sevmesin? Kendisini sabırlı bildiğim şüpheli işlerden sakının alimi. Sonra temizlik işinde yıkadığı yerleri 3 defa yıkamaya devam eden kimseyi. Sonra sabırlı olan bir fakiri ki ihtiyacını hiç kimseye anlatmaz, halinden şikayet etmez. Peki bu fakirin sabırlı olduğunu nereden bilirsin? Ya Muhammed, ihtiyacını kendi gibi birine açmaz. Her kim ihtiyacını kendi gibi birine 3 gün üst üste anlatırsa Allah onu sabredenlerden yazmaz. Sabırlı kimselerin işi buna benzemez. Hasılı onun sabrını halinden
tavrından ve şikayet etmeyişinden anlarım. Peygamberimiz sormaya devam etti. Sonra kim? Şükreden zengin. Peki ama o zenginin şükreden olduğunu nasıl anlarsın? Şeytan dedi ki, onu görürsem ki aldığını helal yoldan alıyor ve helal yollarda harcıyor. Bilirim ki o şükreden bir zengindir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu defa mevzu değiştirdi, konuyu değiştirdi ve ona başka bir sual sordu, başka bir soru sordu. Peki ümmetim namaza kalkınca senin halin nice olur? Ya Muhammed, beni bir sıtma tutar, titrerim. Neden böyle olursun ya lain, ya şeytan? Çünkü bir kul Allah için secde edince bir derece yükselir. Peki ya oruç tuttukları zaman nasıl olursun? O zaman da bağlanırım. Ta onlar iftar edinceye kadar, oruçlarını açıncaya kadar. Peki ya haç yaptıkları zaman nasıl olursun? O zaman da çıldırırım. Peki ya Kur'an okudukları zaman nasıl olursun? O zaman da eririm. Tıpkı ateşte eriyen bir kurşun gibi eririm. Peki ya sadaka verdikleri zaman nasıl olursun? Ha işte, o zaman halim pek yaman olur. Sanki sadaka veren bir testere alır eline ve beni testere ile ikiye böler. O kadar acı duyarım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sebebini sordu. Neden öyle testere ile ikiye biçilirsin? Ya Ebu Mürre! Bunun üzerine iblis, şeytan, onu da anlatayım dedi. Dedikten sonra anlatmaya başladı. Çünkü sadaka dört güzellik vardır. Sadakada dört güzellik vardır. Şöyle ki, 1. Allahu Teala sadaka verenin malına ihsanı eyler, artırır. 2. O sadaka veren kimseyi halkına sevdirir. Kim sadaka verirse Allah onu halka sevdirir. 3. Allahu Teala onun verdiği sadakayı cehennemle arasında bir perde yapar. 4. Allahu Teala belayı, sıkıntıyı ve ahları ondan def eder. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashab hakkında ona bazı sorular sordu. Ebu Bekir için ne dersin? İblis, şeytan buna şu cevabı verdi. O bana cahiliyet devrinde Müslüman olmadan önce de itaat etmedi. İslam'a girdikten sonra nasıl bana itaat eder? Peki Ömer bin Hattab için ne dersin? İblis buna da şu cevabı verdi. Allah'a yemin ederim ki her gördüğüm yerde ondan kaçtım. Peki Osman bin Affan için ne dersin? Ondan utanırım. Hem de çok. Nasıl ki Rahman'ın melekleri de ondan utanırlar. Peki Ali bin Ebu Talib için ne dersin? İblis onun için de şöyle dedi. Ah, onun elinden bir kurtulsam, o kendi başına kalsa, ben de kendi başıma kalsam, o beni bıraksa, ben de onu bıraksam. Ben onu bırakırım ama o beni bırakmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yukarıdaki soruları sorduktan ve şeytanın verdiği cevaplar da kısmen bittikten sonra şöyle buyurdu. Ümmetime saadet ihsan eden, seni de ta belli bir vakte kadar şaki, isyankar kılan Allah'a hamdolsun.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o cümlesini duyan lanet olasıca şeytan şöyle dedi: "Heyhat, heyhat! Ümmetin saadeti nerede? Ben o belli vakte kadar diri kaldıkça sen ümmetin için nasıl ferah duyarsın? Ben onların kan mecralarına girerim. Etlerine karışırım. Ama onlar benim bu halimi göremez ve bilemezler. Beni yaratan ve ba'as gününe, kıyamet gününe kadar, dirilme gününe kadar bana mühlet veren Allah'a yemin ederim ki onların tümünü azdırırım. Cahillerini ve alimlerini, ümmilerini ve okumuşlarını, facirlerini ve abidlerini, hasılı bunların hiçbiri elimden kurtulamaz. Fakat Allah'ın halis kullarını, evet, bunları azdıramam." Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sordu: "Sana göre ihlas sahibi olan muhlis kullar kimlerdir?" Bu suale İblis şu cevabı verdi: "Bilmez misin ya Muhammed? Bir kimse ki dirhemini ve dinarını sever. O Allah için bir ilahsa sahip değildir." Bir kimseyi görürsem ki dirhemini ve dinarını sevmez, yani bugün dolarını ve altınını sevmez, övülmekten, methedilmekten hoşlanmaz, bilirim ki o ihlas sahibidir. Hemen onu bırakır kaçarım. Bir kul malı ve övülmeyi sevdiği sure, kalbi de dünya arzularına bağlı kaldığı müddet, o size vasfını yaptığım kimseler arasında bana en çok itaat edendir. Bilmez misin ki mal sevgisi büyük günahların en büyüğüdür? Bilmez misin ki ya Muhammed, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed, baş olma sevgisi yine büyük günahların en büyükleri arasındadır. İblis anlatmaya devam etti: "Ya Muhammed, bilmez misin? Benim 70 bin tane çocuğum var. Bunların her birini bir başka yere tayin etmişimdir. Sonra o her çocuğumla birlikte yine 70 bin tane şeytan vardır. Onların bir kısmını ulemaya gönderdim, alimlere gönderdim. Bir kısmını gençlere yolladım. Bir kısmını da meşayiha saldım, evliyaullahlara saldım. Bir kısmını da ihtiyar kadınlara musallat ettim. Gençlere gelince aramızda hiçbir anlaşmazlık yoktur. Onlarla gayet iyi geçiniriz. Çocuklara gelince onlarla da bizimkiler istedikleri gibi birlikte oynarlar. Bizimkilerin bir kısmını da abidlerin, yani çok ibadet edenlerin başına dert ettim. Bir kısmını da zahitlerin. Onlar bunların yanına girer, halden hale sokarlar. Bir tepeden öbürüne hep dolaştırıp dururlar. Öyle bir hal alırlar ki başlarlar sebeplerden herhangi birine sövmeye. İşte böylece onlardan ihlası alırım. Onlar bu halleriyle yaptıkları ibadeti ihlassız yaparlar gayrı. Ama bu hallerinin farkında olamazlar." İblis bundan sonra aldattığı bir rahibin hikayesini anlatmaya geçti ve şöyle dedi: "Bilmez misin ya Muhammed? Rahip Barsisa tam 70 yıl ihlas ile Allah'a ibadet etti. Bu ibadetleri sonunda ona öyle bir hal ile ihsan edilmiş ki her dua ettiği hasta duası bereketiyle şifaya buluyordu. Yani şifa buluyordu. Onun peşine takıldım. Hiç bırakmadım. Zina etti. Katil oldu, sonunda da küfre girdi.
Bu o kimsedir ki Allahu Teala Aziz kitabında ona şöyle anlatır. Şeytanın hali gibidir ki o insana kafir ol dedi. Bak ta ki o kafir oldu. Bu defa ona şöyle dedi. Ben senden uzağım. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. 59. sure 16. ayet. İblis bundan sonra bazı kötü huylar üzerinde durdu ve onların her birinden nasıl istifade ettiğini anlattı. Yalan. Bilmez misin ya Muhammed? Yalan bendendir ve ilk yalan söyleyen de benim. Her kim yalan söylerse o benim dostumdur. Her kim yalan yere yemin ederse o da benim sevgilimdir. Bilmez misin ya Muhammed? Ben Adem'e ve Havva'ya yalan yere Allah adına ant içtim. Muhakkak ben size nasihat ediyorum dedim. 7. sure 16. ayet. Bunu yaparım çünkü yalan yere yemin gönlümün eğlencesidir. Yalan yere yemin gönlümün eğlencesidir. Gıybet, kovuculuk. Gıybet ve kovuculuğa gelince onlar da benim meyvelerim ve şenliğimdir. Nikah üzerine yemin etmek. Her kim talak üzerine, nikah üzerine yemin ederse günahkar olacağından endişe edilir. İsterse bir defa olsun, isterse doğru bir şey üzerine olsun. Her kim talakı ağzına alırsa, boşanmaya ağzına alırsa ta hakikat belli oluncaya kadar karısı ona haram olur. Onlar bu halleriyle kıyamete kadar meydana getirecekleri çocuklar hep zina çocuğudur. Zina çocuğu olur. Ağza alınan o talak kelimesi yüzünden, boşanmak kelimesi yüzünden hepsi cehenneme girer. Namaz. Ya Muhammed, namazı an be an tehir edene gelince, namazı hep geç bırakana gelince, onu da anlatayım. O her ne zaman ki namaza kalkmak ister, tutarım, ona vesvese veririm. Derim ki, henüz vakit var. Sen de meşgulsün. Hele şimdilik işine bak. Sonra kılarsın. Böylece o vaktinin dışında namazını kılar. Ve bu sebepten onun kıldığı namaz yüzüne atılır. Şayet o kimse beni mağlup ederse ona insan şeytanlarından birini yollarım. Böylece onu vaktinde namaz kılmaktan alıkoyar. O bunda da beni mağlup ederse, yani namaz kılmak için yönelirse, bu sefer onun hesabını namazından görmeye bakarım. O namazın içindeyken, namaza durduğunda sağa bak, sola bak derim. O da bakar. O ki böyle yaptı, yüzünü okşar, alnından öperim. Bundan sonra ona sen ebedi yaramaz bir iş yaptın derim. Ve böylece onun huzurunu bozarım. Sen de bilirsin ki ya Muhammed, her kim namazda sağa ve sola çokça bakarsa Allah onun namazını kabul etmez. Bunda da ona mağlup olursam, yani namaza sağa sola baktıramaz isem, yalnız başına namaz kıldığı zaman yanına giderim. Yalnız başına evde namaz kıldığı zaman yanına giderim. Ve ona çabuk namaz kılmasını emrederim. O da başlar namazını çabuk çabuk kılmaya. Tıpkı horozun gagası ile yerden bir şeyler topladığı gibi. Bu işi ona yaptırmakta da başarı kazanamazsam, bu sefer cemaatle namaz kılarken onun yanına varırım. Orada onun başına bir gem takarım. Başını imamdan evvel secdeden,
ve rükudan kaldırırım. İmam kaldırmadan başını kaldırırım. İmamdan evvelde secde ve rükû yaptırırım. İmam rükûya varmadan, secdeye varmadan onu secdeye vardırırım. İşte o böyle yaptığı için kıyamet günü Allah onun başını eşek başına çevirir. İmamdan evvel secdeye, rükûa gittiği için. O kimse bunda da beni yenerse, bu defa ona namaza parmaklarını çıtlatmasını emrederim. Böylece o beni tesbih edenlerden olur. Ama bu işi ona namaz içinde yaptırmaya muvaffak olursam, namazda yaptırırsam, bunda da ona mağlup olursam, bunu da yaptıramaz isem, bu sefer ona tekrar giderim. Namaz içindeyken burnuna üflerim. Ben üfleyince o esnemeye başlar. Şayet o bu esneme esnasında elini ağzını kapamazsa, onun içine küçük bir şeytan girer. Dünya hırsını ve dünyevi bağlarını çoğaltır. İşte bundan sonra o kimse hep bize itaat eder, sözümüzü dinler, dediklerimizi bir bir yapar. Şeytan bundan sonra konuşmasına devam etti. Sen ümmetin hangi saadetinden ferah duyarsın ki? Ben onlara ne tuzaklar kurarım, ne tuzaklar. Miskinlerine, çaresizlerine ve zavallılarına giderim. Namazı bırakmalarını emrederim. Ve onlara derim ki, namaz size göre değil. O Allah'ın afiyet ihsan ettiği, zenginlik verdiği ve bolluk verdiği kimseler içindir. Sonra da hastalara giderim. Namaz kılmayı bırak derim. Çünkü Allah-u Teala hastalara zorluk yok derim diyor. 24. sure 61. ayet. Bu defa şeytan sağdan yaklaşıyor. Namaz kılmayı bırak. Allah diyor ki hastalara zorluk yoktur. Sen niye kılıyorsun diyor. Buyurdu. İyi olduğun zaman çokça kılarsın. Ve böylece o namazını bırakır. Hatta küfre de girebilir. Şayet o hastalığında namazını terk ederek ölüp giderse Allah'ın huzuruna çıkarken Allah-u Teala'yı öfkeli bulur. Sonra şöyle dedi. Ya Muhammed, eğer bu sözlerime yalan kattımsa beni akrep soksun. Sonra eğer yalan varsa Allah'tan dile beni kül eylesin. İblis bundan sonra konuşmalarını devam etti ve şöyle dedi. Ya Muhammed, sen ümmetin için ferah mı duyuyorsun? Halbuki ben onların 1/6'sını dinden çıkardım. 6 kişiden 1'ini dinden çıkardım. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona, yani iblise aşağıdaki şekilde kısa kısa bazı sorular sordu. O da bunlara cevap verdi. Ya lain, ya lanetlenmiş olan şeytan, senin oturma arkadaşın kim? Faiziyen, dostun kim? Zina eden. Yatak arkadaşın kim? Sarhoş. Misafirin kim? Hırsız. Elçin kim? Sihirbazlar. Gözün nuru nedir? Karı boşamak, eşini boşamak. Sevgilin kim? Cuma namazını bırakanlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu defa başka bir mevzuya, başka bir konuya geçti ve şöyle sordu. Ya lain, senin kalbini ne kırar? Allah yolunda cihada koşan atların kişnemesi. Peki senin cismini ne eritir? Tövbe edenlerin tövbesi. Peki ciğerini ne parçalar? Ciğerini ne çürütür? Gece ve gündüz Allah'a yapılan bol bol istiğfar.
Peki yüzünü ne buruşturur? Gizli sadaka. Peki gözlerini kör eden nedir? Gece namazı. Peki başını eğdiren nedir? Çokça kılınan cemaatle namaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tekrar bir başka mevzuya geçti. Başka bir konuya geçti ve şöyle sordu. Sana göre insanların en saadetlisi kimdir? Şeytana göre insanların en saadetlisi, en mutlusu kimdir? Namazlarını bilerek kasten bırakanlar. Peki sana göre insanların en şakisi, en isyankarı kimdir? Cimriler. Peki seni işinden ne alıkoyar? Ulema meclisleri, ilim meclisleri. Peki yemeğini nasıl yersin? Sol elimle, parmaklarımın ucu ile. Peki samyi ile estiği zaman ve ortalığı sıcaklık bastığı zaman çocuklarını nerede gölgelendirirsin? İnsanların tırnakları arasında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bundan sonra bir başka mevzuya konuya geçti ve sordu. İblis de cevap verdi. Rabbinden neler talep ettin? 10 şey talep ettim. 10 şey. Nedir onlar ya lain? Nedir onlar ey şeytan? Ey lanetlenmiş Allah'ın huzuruna kovulmuş olan şeytan. Ve şunlardır dedi şeytan. 1. Allah'tan diledim ki beni Adem oğullarının malına ve evladına ortak ede. Bu ortaklık talebimi yerine getirdi. Ki bu onlara ortak ol, mallarına ve çocuklarına, onlara vaat et. Halbuki şeytan onlara en çok gurur vaat eder. 17. sure 64. ayet. Ayeti cellesiyle sabittir. Her besmelesiz kesilen hayvan etinden yerim. Faiz ve haram karışan yemekten de yerim. Şeytandan Allah'a sığınılmayan malında ortağım. Euzu besmele çekilmeyen kazanılan maldan ortağım o mala. Cinsi münasebet esnasında Allah'a şeytandan sığınmayan kimseyle birlikte hanımıyla birleşirim. Ve o birleşmeden hasıl olan çocuk bize itaat eder. Sözümüzü dinler. Besmelesiz yapılan bütün işlerde şeytan ortaktır. Her kim hayvana binerken helal yola gitmeyi değil de aksini isteyecek binerse ben de onunla beraber binerim. Yol arkadaşı ve binek arkadaşı olurum. Bu da ayet-i kerime ile sabittir. Allah-u Teala bana şu emri verdi. Onlar üzerine süvarilerinle, piyadelerinle yaygara çıkart. 2. Allah-u Teala'dan diledim ki bana bir ev vere. Bu dileğim üzerine hamamları bana ev olarak verdi. Diledim ki bana bir mescit vere. Pazar yerlerine bana birer mescit yaptı. Benim için bir okuma kitabı vermesini istedim. Şiirleri bana okuma kitabı yaptı. İstedim ki benim için bir ezan vere, mezmurları verdi. Diledim ki bana bir yatak arkadaşı vere, sarhoşları verdi. Diledim ki bana yardımcılar vere, bunun içinde kaderiye mensuplarını verdi. İstedim ki bana kardeşler vere, mallarını boş yere israf edenleri verdi. Bana kardeşler vere, istedim mallarını boş yere israf edenleri verdi. Bir de masiyet yoluna para harcamaları, gereksiz yerleri, günah olan yerleri para harcamaları verdi.
Bunlar da şu ayeti kerime ile sabittir. O kimseler ki mallarını boş yere harcarlar, onlar şeytanın kardeşleri olmuşlardır. 17. sure 27. ayet. Bir ara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu: eğer söylediklerini Allah'ın kitabındaki ayetlerle ispat etmeseydin, desteklemeseydin seni tasdik etmezdim. Bundan sonra İblis şöyle devam etti: ya Muhammed, Allah'tan diledim ki Adem oğullarını ben göreyim ama onlar beni göremeyeler. Bu dileğimi de yerine getirdi. 10. Diledim ki Adem oğullarının kan mecralarını bana yol yapa, onların damarların içinde dolaşayım, kanın içinde. Bu da oldu. Böylece ben onlar arasında akıp giderim, gezerim, hem nasıl istersem. Bütün bu isteklerimi verdi. Hepsi sana verildi, buyurdu. Ve ben hallerimle iftihar ederim. Sonra şunu da ekleyelim ki, benimle beraber olanlar, seninle beraber olanlardan daha çoktur. Şeytan diyor ki, benimle beraber olanlar, ya Muhammed, seninle beraber olanlardan daha çoktur. İşte böylece kıyamete kadar Adem oğullarının ekserisi, Adem oğullarının çoğu benimle beraber olurlar. Bundan sonra İblis ona şöyle anlattı: benim bir oğlum vardır. Adı Ateme'dir. Bir kul yatsı namazını kılmadan uyursa gider onun kulağına bevlederim, işerim. Eğer böyle olmasaydı imkan yok, İnsanlar namazlarını eda etmeden uyuyamazlardı. Benim bir oğlum daha vardır ki onun adı da Mütekazi'dir. Bunun vazifesi de yapılan gizli amelleri yaymaya çalışmaktır, duyurmaktır. Mesela bir kul gizli bir taat işlerse, gizli bir ibadet yaparsa ve bu yaptığını da gizlemeye çalışırsa, mütekazi onu dürter. En sonunda o gizli amelin yayılmasına ve açığa çıkarmaya muvaffak olur. Böylece Allah-u Teala o amel sahibinin 100 sevabının 99'unu imha eder, biri kalır. Çünkü bir kulun yaptığı gizli bir amel için tam 100 sevap verilir. Bir kulun yaptığı gizli bir amel için tam 100 sevap verilir. Eğer bunu insanlara duyurursa bir sevap kalıyor. Sonra benim bir oğlum daha vardır ki onun adı da Kühayl'dır. Bunun işi de insanların gözlerini sürmelemektir. Bilhassa ulema meclisinde ve hatip hutbe okurken bu süre onların gözüne çekildi mi uyuklamaya başlarlar. Ulemanın sözlerini işitemezler. Böylece hiç sevap alamazlar. Ne ulemayı, alimleri dinlerler, ne hutbedeki hatibi dinlerler. Ve böylece istifade edemezler, diyor. Bundan sonra İblis şöyle anlattı: hangi kadın olursa olsun, onun kalktığı yere şeytan oturur. Sonra her kadının kucağında mutlaka bir şeytan durur ve onu bakanlara güzel gösterir. Sonra o kadına bazı emirler verir. Mesela elini kolunu dışarı çıkar göster, der. O da bu emri tutar, elini kolunu açar gösterir. Bundan sonra o kadının haya perdesini tırnaklarıyla yırtar. İblis bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kendi durumunu anlatmaya başladı. Şeytan insanlara nasıl kandırdığını anlatmaya devam ediyor. Ya Muhammed,
bir kimseyi dalalete, sapıklığa sürüklemek için elimde bir imkan yoktur. Ben ancak vesvese veririm ve bir şeyi güzel gösteririm, o kadar. Eğer dalalete, sapıklığa, dinden çıkarmaya sürüklemek elimde olsaydı, yeryüzünde Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed Allah'ın Resulüdür diyen herkesi, oruç tutanı ve namaz kılanı hiç bırakmazdım. Hepsini dalalete düşürürdüm. Nasıl ki senin elinde de hidayet nevinden bir şey yoktur. Sen ancak Allah'ın Resulüsün ve tebliğe memursun. Sen ancak duyurursun, anlatırsın. Hidayete erdirmek Allah'ın elindedir, diyor şeytan. Bunu da biliyor. Şayet hidayet insanları İslam'a sokmak senin elinde olsaydı, yeryüzünde tek bir kafir bırakmazdım. Sen Allah'ın halkı üzerinde bir hüccetsin. Ben de kendisi için ezelde şekavetle yazılan kimselere bir sebebim. Ben bir sebebim, diyor. Sait olan kimse, itaatkar olan kimse, ta ana karnındayken saittir, itaatkardır. Şaki olan da, isyankar olan da yine ana karnında iken şakidir, isyankardır. Saadet ehli kılan Allah, şekavet ehli kılan da Allah'tır. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şu iki ayet-i kerimeyi okudu. Bismillah. Bunlar ta sonuna kadar böyle değişik şekilde devam edecek. Ancak Rabbin esirgedikleri hariç. Allah'ın emri behemal yerine bulan bir kaderdir. 33. sure 38. ayet. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İblis'e şöyle buyurdu. Ya Ebe Mürre, acaba senin bir tevbe etmen ve Allah'a dönmen mümkün değil mi? Cennete girmene kefil olurum, söz veririm. Tövbe et, diyor şeytana Efendimiz. Bunun üzerine İblis şöyle dedi. Ya Resulallah, iş verilen hükme göre oldu. Kararı yazan kalem de kurudu. Kıyamete kadar olacak işler olacaktır. Seni peygamberlerin efendisi kılan, cennet ehlinin hatibi eyleyen ve seni halkı içinden seçen ve halkı arasında bir gözde yapan, beni de şakilerin efendisi kılan ve cehennem ehlinin hatibi eyleyen Allah'tır. Ve o bütün noksan sıfatlardan münezzehtir. Ve İblis cümlelerini şöyle tamamladı. İşte bu söylediklerim sana son sözümdür. Ve bütün söylediklerimi de doğru söyledim. Evvel ahir, zahir batın alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Nebi'ye Allah selat ve selam eylesin. Keza onun aline de, ashabına da amin. Bütün peygamberlere selam olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Tekrar tekrar hamdolsun. Bu cep kitabı Muhyiddin Arabi'nin Secretül Kevn adlı eserinden iktibas edilmiştir. Allah istifade etmeyi nasip eylesin. Allah şeytanın şerrinden, şeytanın hilelerinden, tuzaklarından bizleri, ailemizi, çocuklarımızı, dostlarımızı, sevdiklerimizi, sevenlerimizi muhafaza eylesin inşallah. Allah Efendimiz'e ahirette komşu olmayı nasip eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.